Alanya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Alanya merkezden çıkıyoruz ve Antalya istikametine doğru devam ediyoruz. Sizlere burada olan tünelleri çekmek istiyorum. Ve gerçekten trafiği çok rahatlatmış olan bu 3 tane tüneli sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda Alanya'dayız ve Alanya'dan çıktık. Devran tüneli 450 metre uzunluğunda ve şu anda tünele giriyoruz arkadaşlar. Ardı ardına 3 tane tünel var burada. Ve şu anda tünelin içinde devam ediyoruz. Bu bölge gerçekten dağlık bir bölge olduğu için yollar da çok iyi değil arkadaşlar ve bu tüneller sayesinde gerçekten trafik çok ama çok rahatlamış durumda. Sol tarafımızda Alanya Yat Limanı'nı görüyorsunuz. Burada 2 tane liman var ve burası da Yat Limanı. Onlardan bir tanesi arkadaşlar. Sağda muz seralarını görüyorsunuz. Muz bahçelerini görüyorsunuz. Ilıksu Tüneli 1541 metre ve şu anda Ilıksu Tüneli'ne giriyoruz arkadaşlar. 1541 metre gerçekten trafiği çok fazla rahatlatmış bir tünel burası. Buraya geldiğinizde gerçekten garip bir durumla karşılaşıyorsunuz. Genelde gidiş gelişli çip tüp şeklinde olan tüneller olur. Fakat Antalya Alanya istikametinde herhangi bir tünel yok arkadaşlar. Ama Alanya'dan Antalya doğru istikametinde hareket ettiğinizde çok güzel ve gerçekten uzun bir tünelle karşılaşıyorsunuz. metre gerçekten çok muazzam bir ferahlık sağlıyor bu yolda arkadaşlar. Tabi Alanya denilince akla turizm geliyor. Muz seraları, muz tarlaları geliyor arkadaşlar. Aslında tarla demeyip bahçe demek daha doğru olur. Sol tarafımızda muhteşem Alanya sahilini görüyorsunuz. Burası Akdeniz'in incilerinden bir tanesi ve burası Alanya arkadaşlar. Sizlere tünelleri çekmek istedim. Çandırtepe Tüneli 307 metre uzunluğunda ve şu anda Çandırtepe Tüneli'ne giriyoruz. Tünellerden sonra hemen Konaklı Turizm Beldesi başlıyor arkadaşlar ve aslında çekime devam etmek istiyorum. Sağda ve solda bulunan tünellerden sonraki otelleri görüyorsunuz. Şöyle bahsetmiş olduğum muz seraları sağ tarafta ve sol tarafta tepeliğin üzerinde gözüken oteller. Burası Konaklı Turizm Beldesi arkadaşlar. Gerçekten turizme can veren muhteşem yerlerden bir tanesi burası. Daha önce Konaklı'da birkaç çekim yapmıştım.
Bundan sonra da yapacağım arkadaşlar. Fakat zaman benim için şu an kısıtlı ve başka zaman sizlere buranın daha detaylı çekimini gerçekleştireceğim. Umarım çektiğim videolardan keyif alıyorsunuzdur ve sizlerden küçük bir ricam, kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz, yorum yapmanız, kanalıma destek olmanız benim için önemli arkadaşlar. Şu anda Alanya'dan çıktık ve Antalya istikametinde devam ediyoruz. Burası Konaklı Turizm Beldesi. Sizlere tünelleri çektikten sonra videoma devam ediyorum ve Konaklı merkeze doğru devam ediyoruz. Bu muhteşem havayı fırsat bilip deklanşöre basmak istedim. Şöyle sağda görmüş olduğunuz gibi seralar ve burada üretilen muzlar arkadaşlar. Tabii burada yol kenarında muz satan birçok kişi görebilirsiniz. Burada mola verip küçük duraklamalar yapıp buradan Alanya muzlarını alabilirsiniz. Şu an Konaklı merkeze doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Burası Konaklı ve Konaklı turizmle ün kazanmış bir yer. Sol tarafta oteller bölgesi, sağ tarafta seralar ve muz bahçeleri arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ortam burası. Arkadaşlar doğallık açısından çekimime ara vermeden aralıksız bir şekilde sürdürüyorum. Sol tarafımızda otelleri görüyorsunuz. Burada turistler için yapılan birçok pazar var arkadaşlar. Şarapan pazar gibi, Neva Mal gibi vesaire vesaire centerlar arkadaşlar. Sizlere buradan hoşça kalın demek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.